Selamlar herkese, kanalımın yepyeni bir videosuna daha hoş geldiniz arkadaşlar. Sizlere bugün Amsterdam Western Park'tan sesleniyorum. Bu videomuzda arkadaşlar bu vesileyle birlikte sizlerle beraber kolumda görmüş olduğunuz Haylou RS5 isimli akıllı saate yakından bakacağız. Buyurun başlayalım. Bana soracak olursanız en çok öne çıkan özelliği 60 Hz'lik bir ekrana sahip olması kendisinin. 710x502'lik bir çözünürlüğü var. AMOLED bir ekrana sahip ve Ultra HD görüntü kalitesi veriyor. Şimdi tüm bu değerler bir saat için bana soracak olursanız gayet iddialı. Fiyatını da hesaba katacak olursak böyle saati alınası bir şey haline getiriyor. Bunların haricinde hani ekranı keyifli hale getiren bir diğer unsur her zaman açık özelliğinin bulunması. Bir de hani ekran gövde oranı %75 olarak belirtilmiş. Fakat hani son kullanıcı anlamında hani ekranın kapladığı alan anlamında hissiyatı %75'in üstünde. Fakat reel değer %75'miş. Ben de hani buradan dikkatli baktığım zaman köşede inceden böyle bir fazlalık görebiliyorum. Fakat son kullanıcı anlamında siz de şu an ekrandan görüyorsunuz. Ekran gövde oranı sanki %75 değilmişçesine güzel. Bana soracak olursanız. Tasarım anlamında yine saat şık ve iddialı bir ürün arkadaşlar. Hani kendi görüntüsü bir yana, kayış anlamında dilerseniz bu var. Eğer bunu takmak istemezseniz terleme falan filan yapıyorsa. Bir de kumaş gibi diğer bir tane daha yanında yedek kayış geliyor kutusuyla birlikte. Toplam ağırlığı 51 gram. Hani böyle kolunuzda saat yokmuşçasına diyemem arkadaşlar. Ama böyle kolumda bir dumbbell taşıyormuşum gibi hissi değil. Fakat hani bir saat taşıdığınızı hissediyorsunuz. Kolunuzda bir şey olduğunu hissediyorsunuz yani. Öyle tamamen hissiyatsız, aman tanrım çok hafif gibi bir durum söz konusu değil ama çok da ağır değil. Tasarım anlamında yine hani sağında sonunda hiçbir şey yok. Sadece sağ tarafında benim sağıma geliyor. Şu anda hani böyle bir tekerlek var arkadaşlar. O tekerlek üzerinden saatteki tüm fonksiyonlara erişebiliyorsunuz. Ayarı yapabiliyorsunuz. Ekranda görmüş olduğunuz işte bu saatin kadranını değiştirebiliyorsunuz. Şu gelen listenin şeklini değiştirebiliyorsunuz. Spor fonksiyonlarına erişebiliyorsunuz. Ne istiyorsanız birlikte bu kadranla yapabiliyorsunuz. Bunun haricinde kadrana ihtiyacınız var mı? Yani genel anlamda sadece şöyle menüye ulaşmak için dokunduğunuz zaman zaten ekranda 60 Hz olmasından ötürü ki buna yeterince değinmedim. Şimdi değineyim. Bu ekrandaki animasyonlar, bu hareketler falan filan gayet akışkan ve güzel görünüyor. Yani hem tasarım anlamında şık bir cihaz hem de ekranın 60 Hz olmasından ötürü siz saatle birlikte tıkılırken animasyonlar sizin canınızı sıkmıyor. Bunların haricinde tabii ki de kullanımı bayağı rahat bir saat değerli arkadaşlar. Hani şöyle bir durum var. Telefonla eşleştirebilmek için telefona kendi uygulamasını indirmeniz gerekiyor. İndirdikten sonra hani isterseniz telefondan, isterseniz saat üzerinden diğer tüm uygulamalara erişebiliyorsunuz. Aramaların hepsine cevap verebiliyorsunuz. Bildirimlerin neredeyse tamamı geliyor. WhatsApp vesaire vesaire dahil. Fakat WhatsApp mesajlarına cevap veremiyorsunuz. Bunun haricinde kendisiyle sesli arama yapıp sesli aramalara, görüşmelere cevap verebiliyorsunuz. Biz hemen bir az önce Lütfü'yü aradım. Uyuyor da. Şimdi bir eşimi arayacağım. Hemen onunla bir sesli görüşme gerçekleştireyim şurada. Böylece bu özelliği de görmüş olun sizler. Arıyorum şu an. Alo, merhaba. Merhaba. Sesimi iyi duyabiliyor musun Ayşegül? Evet, aynen. Gayet iyi duyuyorum Çağdaş. Herhangi bir rüzgar sesi var mı? Mesela burası biraz rüzgarlı. Evet, var. Çok rahatsız ediyor mu? Yok, hayır etmiyor. İyi, tamam. Herhangi bir sorun yok yani. Hiçbir sorun yok. Hayır. Tamam, bir de sen beni arar mısın? Buradan cevaplayayım. Bay bay. Açtım. Şu an nasıl? Aynı. Yani aynıdır. Aynı. Değişen bir şey yok. Tamam, hadi görüşürüz. Güle güle. Aynen. Sesli görüşmemizde de yaptık. Arkadaşlar hani böyle kulağa götürmeniz gerekmeyecek kadar sağlam bir ses geliyor kendisinden. Yani dışarıdan duyulur, o yine ekran üzerinden belki sesini kısmak bile isteyebilirsiniz. Ben arkadaşlar kendisini iOS bir cihazla kullanıyorum. Buna rağmen hiçbir problem yaşamadım. Bu problem şöyle bir şey, hani bu cihazdan ötürü değil arkadaşlar. Apple bu konularda biraz kıl. Hani böyle farklı bir ekosistemden bir cihaz geldiğinde böyle biraz gıcıklanıyor. Yani saatin telefonla eşleşmesi anlamında herhangi bir problemle karşılaşmadım. Tüm fonksiyonları rahatça kullanabildim. Geliyoruz ufak ufak fonksiyonlara. Bu Haylou RS5 üzerinde arkadaşlar 150'den fazla spor modu var. Ben kendisini bisikletle test edebildim. Hani yine telefon üzerinden uygulamayı start diyorsunuz. Şöyle bir güzelliği var. Bisikleti harita üzerinden takip ediyor. Hani o güzel olmuş. Ücretsiz olarak buna erişebiliyorsunuz bu uygulama üzerinden. İşte hareket algılama, kanınızdaki oksijeni ölçme, kalp ritminizi ölçme vesaire vesaire gibi sağlık iddialarında, yani sağlıksal fonksiyonlarında karşılıyor saat. Burada şöyle bir parantez açmak lazım. Ben kullandığım kısa süre içerisinde bu fonksiyonlarda abuk subuk bir durumla karşılaşmadım. Fakat hani en net cevabı böyle uzun bir kullanımdan sonra söylemek gerekiyor. Bu tarz sağlık fonksiyonlarıyla ilgili saat iddia anlamında bu özelliği en azından benim kullandığım kısa zaman içerisinde sonsuz bir şekilde karşıladı. Mesela kalbim hep benim 86 ile 92-96 arasında geziyor. Umarım normaldir yani. Geliyorum pil meselesine. Kendisinin 300 mAh'lik bir pili var. Hani böyle saat ne kadar yoğun kullanılır bilmiyorum. Hani sürekli gelen aramalara buradan baksan, onu bunu yapsan falan filan. Bana soracak olursan 1,5 günde bir, 2 günde bir şarja takman gerekebilir. Şarj aleti zaten kutunun içinden çıkıyor. Yani kablo çıkıyor. Ama gündelik kullanım anlamında şarjı ile ilgili böyle ciddi bir kaygılanma yaşamadım. Geliyoruz artık videomuzu şöyle bir toparlamaya. Şimdi arkadaşlar, bir akıllı saatten beklediğimiz tüm fonksiyonları cihaz karşılıyor. Nedir bunlar? İşte spor takibi yapabiliyoruz. Kalp ritmimizi ölçebiliyoruz. Kandaki oksijen seviyesi, hareketsizlik uyarısı, aramalara cevap verme, bildirimleri görme, WhatsApp mesajlarını okuma, mailleri görme falan filan, neredeyse tüm bunları karşılıyor. Bu saatin bana soracak olursanız en önemli iddiası tasarımı, görüntüsü ve hani yazılımındaki ve ekranın 60 Hz olmasından kaynaklı o animasyonun akışındaki pozitif özelliklerini böyle bana soracak olursanız iddialı bir fiyatlı piyasaya sunması. Bu anlamda bir akıllı saat talebiniz varsa fiyatıyla bu ürünü bence listenize ekleyebilirsiniz, düşünceleriniz arasına alabilirsiniz diye tavsiyemi de ekleyeyim. Böylece videomun da sonuna gelmiş oldum arkadaşlar. Saatle ilgili daha fazla detaylı bilgi ve satın alma bağlantısını açıklama kısmına bıraktım. Oradan tıklayarak ürünü dilerseniz satın alabilir veya hakkında daha detaylı bilgiye erişebilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.